YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Geçen hafta ilk modelini denediğimiz ağaç evin bu hafta ikinci modeliyle devam ediyoruz. Bu ev diğer eve göre daha geniş bir seçenek sunacaktır size. Zemininde 85 metrekare temel alanı bulunan bu evimizin net kapalı alanı 80 metrekare. Bunun dışında etrafında yarısından fazlası sundurma ile kapatılmış olmak üzere toplam 45 metrekare verandasıyla çok daha geniş ve çok daha keyifli bir ortam sunacaktır. İncelerken keyif duyacağınız bu evin önce size dış tasarımını göstereceğim. Daha sonra oda büyüklüklerini göstereceğim ki bu evin tiny house'tan farklı olarak çok daha geniş, normal bir ev şeklinde, ev formatında konforlu bir şekilde yaşayabileceğinizi kafanızda canlandırabilirsiniz renkleri ve tasarımıyla gerçekten size konforlu bir alan sağlayan bu ağaç evimiz geniş ve kullanışlı odalarıyla sizi normal evinizi aratmayacak şekilde doğanın kalbinde yaşamaya olanak sağlayacaktır. Ağaç evimizin ön tarafında siyah ve ağırlıklı olarak beyaz renkleri görüyoruz korkuluklar burada beyaz yapılmış. Zeminde ise yine ağaç rengi tercih edilmiş. Belirtmiş olduğum gibi zemindeki veranda bölümü 45 metrekare. Bunun da büyük bir kısmı sundurmayla kapatılmış durumda. Bakınız sundurmanın üst tarafı yine yağmura dayanıklı şekilde koyu yeşil renkle kapatılmış durumda. Bu geniş ve ferah ağaç evimize diğer köşesinden bakıyoruz. Gerçekten zeytin ve İde ağaçlarının altında çok konforlu bir alan sağlanmış durumda. Büyük bir bahçe içerisinde yerleşmiş durumda. Dış tarafında bakın burada panjurları antrasit renkte seçilmiş. Dış tarafında beyaz renk ağırlıklı çatı bölümünde de siyah çizgilerle kontrast renklerin uyumu söz konusu. Ön cephesinde yine tuğla efektli görsellerle de bu ferahlık desteklenmiş durumda. Bakın zemin tarafta ahşap renklerle evin yine ağaç ev motifleri ön plana çıkarılmış gözüküyor. Evimizin gövdesinde fırınlanmış Rus çamı kullanılıyor ve aralarında 16'lık yüksek dansiteli taş yünü kullanılıyor. Bu sayede sıcağa ve soğuğa karşı yalıtım üst seviyeye çıkarılmış oluyor. Arka taraftan da gördüğünüz gibi antrasit renkli panjurlar eve güzel bir hava katmış durumda. Bu güzel evimizi Arka cephesinden de görüntülüyoruz. Beyaz renk gerçekten kontrastla birleştiği zaman antrasit veya siyah renkle birleşince üzerine bir de bu şekilde ahşap renkler eklendiği zaman çok güzel bir üçlü oluyor. Bu tür ağaç evlerde genellikle bu renklerin böyle kombinlendiğini görüyorsunuz. Arka tarafta bakınız. Siyah renkli burada pencere doğramalarını, PVC'lerini görüyorsunuz. Duvarlarda belirttiğim gibi taş yünüyle Burada yalıtım sağlanıyor. Çok ferah. Ağaçların içerisinde bu şekilde güzel bir ortam yapmanız gerçekten zor değil. Bu ferah evimizin kapalı alanı haricinde etrafında büyük çoğunluğu gördüğünüz gibi üstü kapalı şekilde bulunan toplam 45 metrekare ayrıca veranda alanı bulunuyor. Bakın verandanın üst tarafında da yine sundurma şeklinde yakından görmüş olduğunuz malzemeyle evet size burada kapalı alan sağlanmış oluyor. Bu da evinize ilaveten genişlik ve ferahlık sağlıyor. Şu anda evimizin ön cephesindeyiz, verandanın içerisindeyiz. Gerçekten renklerin birbiriyle kontrast olması ve uyumu daha da ferahlığı artırmış durumda. Zeminde yine ağaç evin rengi olan buradaki kahverengiyi, gerçek ağaç rengini yakalıyorsunuz ve o temayı kaçırmamış oluyorsunuz. Evimizin ön tarafındayız. Verandayı görüp iç bölümüne geçeceğiz. Kapalı alan olması ve aynı zamanda L şeklinde veranda olması güneşe göre yön değiştirebileceğiniz aynı zamanda bahçenizin arka tarafını dahil görebileceğiniz anlamına geliyor. Ön tarafında gördüğünüz bu güzel renk uyumu ferahlığı daha da artırıyor. Geniş ve yüksek renkli panjurları da olan antrasit renkindeki doğramaları görüyorsunuz. Doğrudan buradan içeriye giriş sağlıyorsunuz. Sol tarafta mutfak, sağ tarafta oturma alanları kalıyor. Geniş açıdan evimizin giriş verandasını görüyoruz. Gerçekten bu hatlar gayet göze hoş görünüyor. Verandası bu arada oldukça büyük. Burada oturma bölümü olmasına rağmen büyük de bir bahçe mobilyası olmasına rağmen çok küçük bir alan kaplamış. Ön taraftaki bu motifler gayet dikkat çekici ve hoş bir renk uyumuna sahip. Şimdi verandaya bu açıdan da genişten bakıp evimizin iç tarafına doğru geçiyoruz. 45 metrekare gerçekten oldukça büyük bir alan. İçeriye girdiğiniz zaman sağ tarafta oturma alanı, sol tarafta mutfak bölümü bulunuyor sineklikleri de takılmış olan bu PVC'lerden şimdi evimizin içine doğru giriyoruz. Gerçekten çok hoş bu ağaç deseni insana huzur veriyor. Bakın evin içine girdiğiniz zaman şöyle bir ortam sizi karşılıyor. Benim gerçekten bakın ikinci evim ağaç ev çekiminde prefabrik evlerin haricinde bu ağaç evlerin iç tasarımı insana ekstra huzur veriyor. İçeriye girdiğiniz zaman önce sağ tarafı gösteriyorum müthiş bir koku var içeride. Çok böyle harika bir odunsu koku var. Zeminde o ağaç değil, laminant ama ağaç görünümlü bir laminant var. Yukarıya doğru bir odayı görüyorsunuz. İki katlı burası. Alt tarafta oturma alanınız bulunuyor. Yani bu bildiğiniz masif ağaç arkadaşlar. Dümdüz ağaç şeklinde yapılmış. Pencereleri dışarıdan görmüştük. İçeride yine Bakın burada duvar efekti bulunuyor. Bakın gayet gerçekçi de olmuş burası. Oturma alanını geniş açıyla size göstermek istiyorum. Verandanıza ve bahçenize bakıyor. Üst tarafta da yine üçgen formatında bir pencere var. Sıra dışı bir tasarım. Sıra dışı çok hoş bir ortam var. Burası da aynı şekilde yukarıya doğru iki kırklık yükseklik var. Hani basık gibi düşünmeyin. Bu şekilde evin oturum alanını size göstermek istiyorum. Girdiğiniz zaman sağ tarafta bakın salon olduğunu söylemiştim. Geniş açıyla şöyle evin oturum alanını size göstereceğim. Gayet ferah. İleride hemen mutfak bölümü var. Çok keyifli bir ortam bizi karşılıyor. PVC'ler yüksek ve geniş yapılmış durumda. Bakın buralarda iç ve dış tarafında pardon orta tarafında taş ünüyle güzel yapılıyor evinizin. Bazı bölümlerinde beyaz renkle bu ahşap rengine katkı yapılmış. Şimdi mutfak bölümünü görüyoruz. Evin içerisinde ahşap tavandan hariç aşağıya doğru yine aynı laminant devam ediyor. Mutfak dolabı beyaz renkte MDF mutfak dolabı tercih yapıldı. Kulsuz bir mutfak dolabı tercih yapıldı. Bakınız tezgahı da gri renkte simli bir gri. Kimstone tezgah tercihi yapıldı. Elektrikli düz bir burada ocak bulunuyor. Gayet hoş bir ankas reseti ve arka taraftaki seramikleriyle dikkat çekici, sade ve güzel bir mutfak. Gayet sade ama çok şık bir mutfak alanı olmuş. Şu anda bu güzel evimizin üst katındayım. Gerçekten ferahlık ve sakinlik veren bir kokusu var. Şöyle size geniş açıdan göstereceğim. Bakın hemen karşı tarafta da giriş bölümünde verandanın üst tarafında üçgen penceresiyle daha ferah bir ortam oluşmuş durumda. İçeriye doğru geçiyoruz. 80 metrekare demiştim 40 artı 40. Burada kocaman bir yatak odası bulunuyor. Birinci yatak odası. Görüyoruz. Zeminler laminant. Kapı ağaç değil. Ama ağaçtan ayırt etmekte çok zorlandığım bir e, laminant kaplamalı. Burada panel kapıyı görüyorsunuz. Hemen diğer tarafında bakın odanın karşı tarafında simetrik ikinci odayı görüyorsunuz. Evin içerisinde şu dikkatimi çekti. Yürürken ezilme, gacır gucur, ses yapma. Ara katta nasıl geziyorsanız 3. katta o şekilde geziyorsunuz. Bakın bu odada gayet büyük üst tarafa doğru da 2.20'lik bir yükseklik mevcut. Ferah bir oda yapılmıştı. Oradan bahçenizi gören büyük bir yatak odası. Ve içerisine girdiğimde bakın ağaç ev olarak ikinci evi inceliyorum. Ancak ferahlık ve sakinleştirici bir koku var. Hani prefabrik evlere alternatif olarak mutlaka gezip görmenizi istiyorum. Jalüziler üst pencereyi de kaplıyor. Güneş geldiği zaman bunu çekebiliyorsunuz içeri fazla ısınmasın diye. Alt katta da böyle oturma alanını görüyorsunuz. Şimdi banyo tuvalete de bakıyoruz. Merdivenin alt tarafındaki alanda yine aynı şekilde ahşap renkli bir güzel bir kapı var. Burada bakınız banyo tuvalet bölümünü görüyoruz. Yukarıda yine ağaçlarla desteklenmiş durumda çerçevesiz bir banyo mobilyası tercih edilmiş. Arka taraflar seramikle kaplı. Burada gayet güzel banyo mobilyasını görüyorsunuz. Duşa kabin sürgülü şekilde tercih edilmiş. Çok şık bir banyo tuvalet alanını görüyorsunuz. Şimdi evin geneline tekrar bakmadan desteğinizi bekliyorum. Beğeni, paylaşım, süper teşekkür. Desteğinizi bekliyorum. Ciddi efor sarf ediyoruz, yoruluyoruz bu videoları çekerken. Lütfen bizi desteklemekten çekinmeyiniz diyorum. Bu tarz videolarımızın daha da artması için ve çeşitlenmesi için beğenmeyi, paylaşmayı, süper teşekkürü ve abone olup takip etmeyi lütfen unutmayın. Her pazar 11'de olabildiğince yeni video atmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam etmemiz için lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla ve esenlikle kalmanızı diliyorum değerli dostlarım. İyi günler. İyi günler. Evimize hoş geldiniz. Bu sene yaptırdığımız prefabrik ahşap evimizde emeklili günlerimizi geçiriyoruz. Şehirden uzak Sakin bahçemizde yazı geçirdik. Sonbahardayız. Herkese böyle güzel bir evde yaşamayı diliyorum. Evde yaşam diliyoruz.